çarpanları ayırma yazılıda çıkabilecek sorular 2. Bu videomuzda asal çarpanları ayırma konusundan okul sınavlarında çıkabilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Daha önce bir benzerini yapmıştık ama tek bir faktöriyelde de yapmıştık. 43 faktöriyel artı 44 faktöriyel toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan kaç basamağı sıfırdır? 2 tane faktöriyelli veya 3 tane faktöriyellinin sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorarsa ilk iş bunları birleştirmeliyiz. Tek bir faktöriyelli görmemiz gerekir. İlk iş tek bir faktöriyelliğe çevirmeliyiz. Bize 2 tane veya 3 tane faktöriyelliği toplam durumunda verip de bunların sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorarsa ilk iş bu faktöriyelleri birleştirmeliyiz. Nasıl da birleştireceğiz? Büyük faktöriyelliği küçük faktöriyelliğe benzetiyoruz. 43 faktöriyel artı buradaki 44 faktöriyeli 44 çarpı 43 faktöriyel yazıyoruz. Bunları toplarken burada bir tane 43 faktöriyel var. Burada 44 tane 43 faktöriyel var. Bir tane elma ile 44 tane elmayı topluyoruz gibi. 45 tane 43 faktöriyel oluyor. Şimdi tek bir faktöriyelliğe geldikten sonra sondan kaç basamağı sıfırdır bulma işlemimize başlayabiliriz. Bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu içindeki 5 sayısı belirliyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. İçindeki faktöriyellerin içindeki 5 çarpanı sayısı belirliyor. Sayısı kadar sondan 0 olur. Buradaki 43 faktöriyeli alıp 43'ü alıp sürekli 5'e bölmeye başlıyoruz. Her çıkan bölümü 5'e böleceğiz ta ki 5'e bölünmeyene kadar. 8 kere 5 40. 3 kaldı. 8'i bir daha 5'e böldük. Bir kez var. Bu bölüm artık 5'e bölünmüyor. 8 artı 1'den 9 tane 5 43 faktörünün içinde çıktı. Bu tarz ikili toplamlarda bizi aldatacak nokta katsayının içinde 5 var mı? Buna da bakmalıyız. Birçok kişi dalıp burada bu sayının sondan 9 basamağı sıfırdır diyebilir. Ama önündeki 45'in içinde 9 var mı? 45 faktöriyelli bir şey değil. Onu bölerek falan bulmaya çalışmayalım. 45, 5 çarpı 9'dur. 45'in içinde de bir tane 5 çarpanı vardı. Sakın 9 tane falan deme. Buradaki 5'in adedi bizim için önemli. Bir tane 5 var çarpanların içinde. Bir tane 5 burada, 9 tane de 5 burada varmış. Bu ifadede toplam 10 tane 5 var. Bu 5'ler 43 faktörün içinde o kadar çok 2 vardır ki bu 5'lerle de o 2'ler birleşip sonuçta 0 oluşturuyorlar. Sonuç olarak bu ifadenin içinde 10 tane 5 olduğundan dolayı sondan 10 basamağı 0'dır. 43 faktöriyelde 44 faktörünün toplamının sondan 10 basamağı 0'dır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.